Hangisine verirse biz ona veririz. Ben söyleyemem, bize yasak. Vallahi bilmiyorum ki. Oyumu demokrasi için, çağdaş için, aydınlık için, bir Atatürk Cumhuriyet için CHP'ye veririm. CHP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'ye. Abi battı, her şey battı. 4 milyon Suriyeli teröristlik ettiler, Türkiye'ye soktular. Yetimin hakkını yediler, kul hakkını yediler. Türkiye battı ya. Battı Türkiye arkadaş. Yok. Manavay varamıyor, bakkala varamıyor, markete varamıyor. Ne yiyecek, taş mı yiyecek biz ya? Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Sancaktepe ilçesinin Sarıgazi semtinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksin diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz size hiçbir külfeti yok. Lütfen sadece abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Gece bu hafta sonu seçime gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Biz Halk Partisi'ne veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyoruz. Bir gerekçeniz var mı? Neden CHP? Türkiye'nin durumu biliyorsunuz. Olay mı? Tabii. Millet acından ölüyor. Uçuyoruz diyorlar. Yollar, köprüler, barajlar. Türkiye uçuyor diyorlar AK Partili. Onlar diyorlar, biz de diyoruz ölüyoruz, acımızda ölüyoruz. Valla ben şime 80 yaşına girmişim, şimdiye kadar cepheye vermişim. CHP. Şimdi hastayız, her şey bağlamış. Yine CHP'ye mi vereceksiniz? Yine cepheye vereceğim. Yine CHP. Hiç sözüme ben caymıyorum, istersen olsun olsun. Tamam, yine CHP. CHP. Neden CHP? CHP, abi acız. Her şey zam, zeytinyağı zam, yumurtaya zam. Peki abi CHP gelecek, karnınız doyacak mı? Onu bilemem. Oyumuzu CHP'den ziyade Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Neden efendim? Çünkü dürüstlüğüne inandım. İnsanlara ayrıştırmadığı için, güvenilir insan olduğu için, daha önce yaptığı işlerde de başarılı olduğunu gördüğüm için onu tercih ediyorum. CHP Kemal Kılıçdaroğlu? CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Neden CHP? Ondan daha gelecek bekliyoruz. Değil daha mi? Ümitler. Seçmenler ve AK Partili ileri Türkiye uçuyor diyorlar. Yol, köprü, baraj, İHA, SİHA. Sizce Türkiye uçuyor mu uçmuyor mu? Ne uçması ya? Ekonomi bile batmış durumda. Kafeler dolu, AVM'ler dolu, lokantalar nerede dolu? Dolu mu? Arabalarda sıra var diyorlar. Evet. O... Ne sırası? Araba yok diyorlar. Parası var adamın, alacak araba yok. Parası var adamın, araba yok. Milyarlarca para vereceksin, bir tane araba alacaksın. Evet, yok diyorlar. Evet, sıra bugün... Türkiye, uçuyor, Türkiye ölüyor, kimse açıklar. Negatif olarak uçuyor, evet. Negatif uçuyor. Öyle mi? Evet. Ne için konuşacaksınız? Siyasi konuşmayın da ne konuşursanız konuşun. Siyasi abi, her şey siyasi Türkiye'de. Olmaz. AK Parti abi. Neden AK Parti efendim? Abi şimdi AK Parti neden? Yani 20 yıldır oturmuş bir iktidar var. İşte artık yönetemiyor, hayat pahalı. Yani şimdi yönetemiyor diyenlerin hepsi zaten muhalifler. Yani onlara göre yönetemiyor ama yani gayet de yönetiyor yani. Çünkü yani gerekçelerini saymam gerekirse... Yani şimdi enflasyon dünyada var. Tek bizde yok. Ama şimdi biz şöyle. Tamam ama şimdi bizim para birimimizde şimdi dolar mesela, bizim de dolar kadar paramız değerli olsaydı bize de bu enflasyon çok olurdu. Yani herkesin para birimine göre yani enflasyon oluyor yani sonuçta. Siz hangi partiye vereceksin? Biz parti söylemiyoruz. Bize yasak. Niye söylemiyoruz? Biz kamera CHP'ye vereceğim. Evet. Bir gerekçeniz var mı efendim, neden CHP? Her taraf pahalılık. Pahalıktan dolayı. Düşünemiyoruz. Emekliyiz. Pahalı olmasa da vermeyecek bir miydi? Dakika, bir dakika. Emekliyiz. Emekliyiz. Bir 3000 lira para alıyorum. Yani çok para mı? Yok mu yani? Pahalı olmaz. Her şey pahalı olmasa CHP vermeyecek miydiniz? Onu soruyorum. Ne yaptın? Yine vermeyecektim. Ha, CHP vermeyecektim. CHP'ye verecektim tabii. CHP verecektim. Evet. Mi? Niye verecektim biliyor musun? Evet. Yollarımız, köprülerimiz, hava yolları, hastanelerimiz hepsi nasıl? Bilmem. Japonları, şunları bunları ya. Efendim, bu hafta merhaba. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? CHP'ye. Abi battı. Her şey battı. 4 milyon Suriyeli teröristlik ettiler, Türkiye'ye soktular. Yetimin hakkını yediler, kul hakkını yediler. Terörist mi onların? Onların hepsi terörist. Bak, onlara aylık veriyorlar. Biz 70 yaşıma geldim, bu yaşıma kadar ben böyle şey görmedim ya. AK Parti uçuyoruz diyor. Yol, köprü, baraj. Yok. Onlar ki kaç tane fabrika yaptırmış, kaç tane işe adam almış. AK Parti... Onların yaptırdığı köprüler yüz binlerce para alıyorlar. Özal'ın yaptırdığı köprülerden 5-6 liraya geçiyordu, şimdi yükseldi. Onlar ne oluyor? 280 lira. Ya onlarınki 280 lira, 300 lira, 400 lira. Bunlar ne olacak?
Yönetemiyor mu AK Parti artık? Ya yönetemiyor tabi. Domates ikincisi olmuş 50 bin lira. Soğanın ki fasulyenin köşesi neyse yaktan artık. Tamam, peynir her şey pahalı. Nereye varacak bu ülke? Türkiye battı ya. Battı Türkiye arkadaş ya. Uçmuyor muyuz? Uçtuk. Varamıyor. Manavay varamıyor. Bakkala varamıyor. Markete varamıyor. Ne yiyecek? Taş mı yiyecek biz ya? Oyumu CHP'ye vereceğim. Neden CHP efendim? CHP hiç olmazsa bir kanun, bir demokrasiyi savunan bir partidir. Ve bir hak ve hukuku savunan bir partidir. Ve emekliğini ve işçinin yanında yer alıyor. Tarımın yanında yer alıyor. İşçinin yanından yer alıyor. Vatandaş bugün gidiyor bir genel başkan, bugün bir genel başkan gidiyor sorunları dinlemek için et balık kurumuna gidiyor. Vatandaş kuyruklara geçmiş, kuyruklardan ızdırap çekiyor. Yarım kilo et almak için bugün kapıları kapatıp bir genel başkanı kabul ettirmiyorlar. Bugün bir hukuk çalışmıyor. Bir adalet çalışmıyor. Bugün bir mesela. Ne zamandan beri çalışmıyor hukuk adaleti? Çalışmıyor. Bunlar başa gelir gelmez çalışmıyor. Bir tek adam elini kaldırıyor. Ben bunu söylüyorum, bunu kabul ediyorsun. Bir milletvekili kalkıyor mesela bir halk için bir şey konuşmak istiyor. Hemen disiplin kuruluna. Şimdiki geçmiş dönemlerdeki mesela bir parlamento vardı. Evet. Bir millet bugün 650 tane milletvekili seçmişiz. Evet, niçin oraya göndermişiz? Bir parlamento olması lazım. Bir parlamento olmuş olması lazım. Bir halkın sorumunu savunması lazım. Bir halkın sorumunu dile getirmesi lazım. Ben artık görevi yapamıyorum efendim. Yapamıyor tabii canım. Tek adam ne diyorsa bakanı iş yapamıyor. O böyle bir şey de bir gün Maliye Bakanı kalkıyor diyor ki efendim dolar bilmem ne. Dolar neydi bu? Ben dolarla mı maaş alıyorum? Bir emekliyim. Emekli maaşım 3000 lira. Ben bu 3000 lirayla çocuk mu okutacağım? Geçinecek miyim? Vatandaş bugün ekmek kuyruğunda, vatandaş bugün yağ kuyruğunda, vatandaş bugün et kuyruğunda bir yarım kilo almak için. Bu şimdi yani bu halk efendim, yani ülke güzel yönetilemiyor mu? Yönetilmiyor. Tek adam bir ülkeyi yönetir mi? Adam ne diyor? Vatandaş da aç değil diyor. Bir kilo bir domates alacağına yarım kilo alsın diyor. Bir kilo et alacağına yarım kilo et alsın. Peki sen yiyorsun, içiyorsun, 100.000 lira maaş alıyorsun. Evet. Bir vatandaş bugün gidiyor çalışıyor asgari ücret 4.250 lira bir ev kiraları 2.000 liraya çıkmış. Bu vatandaş ne yapsın? Sen buraya Suriye Afganları toplattın getirdin benim verdiğim vergilerle Ahmet Mehmet'in verdiği vergilerle bu adamların sağlık şeyini veriyor adam akşama kadar oturuyor nargile içiyor. Sosyal haklarını... Sıkıntı mı göçmenler? Tabii mi? Sıkıntı canım. Ben şimdi herkes kendi memlekete gibi. Buradaki senin vatandaşın askerlik yapıyor mu? Vergi veriyor mu? Bu vatandaş bugün açdır, perişandır. Bir ekmek kuyruğunda sen onun aldığı vergileri getirip ona veriyorsun kardeşim. Haksın bugün mi? Evet, bugün mesela... 98 milyar dolar para harcadık, gerekirse harcarız. Evet, dedi. Bugün sen vatandaş bugün sokaklarda adamlar zoparlarla bilmem ne vatandaşın bugünkü insanların huzurunu kaçırıyor. Evet. Sen bunları neye denerken? Çok var mı? Tabii ki var. Bugün mesela gel git Bursa tarafına, bir Gemlik tarafına, bir Yalova tarafına git. 50 tane esnaf varsa 40 tanesi Suriyeli, Afganlı, Mafganlıdır. Açmış, vergi vermiyor bilmem ne. Sebep ne bunlar? CHP. CHP neden CHP? Yıllardır CHP'ye veriyorum. Neden çok CHP çıktı? Neden? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? Ya ben yıllardır zaten ona veriyorum. Halkı aynen seçmeniyim. Adaleti en iyi sağladığına inanıyorum. Pahalı mı ucuz mu? Nasıl? Hayat pahalı. Yani keşke AKP yerine CHP olsaydı. Bence şu an her şey çok daha iyi olurdu. Aynen çok daha iyi olurdu. Efendim? Bu pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na. Neden efendim? Neden? Çünkü demokrasi dürüst adam, yalan bilmez, kırgızlık bilmez, onurlu, şerefli bir adamdır. Ha? Peki. Bayan ya da Kılıçdaroğlu. Ya CHP, ya o zaman CHP yazalım. CHP'nin... CHP'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Şu hizmet ettiği işi. Belediyelerine. Belediyeler iyi hizmet ediyor. Tabii belediyelerin hizmeti, kendi hizmeti. Efendim yaşam, hayat nasıl? Pahalı mı, ucuz mu? Nasıl gidiyor? Çok pahalı. Hatırlam fazla. Ya Cumhuriyet Halk Partiliyiz biz. Bir gerekçeniz var mı? Neden CHP'ye? Gerekçemiz şey var. Devletçi parti, Atatürk'ün partisi.
Devletçiliği yetiyor bize. Yetiyor bize. Evet. Peki CHP... Sektörü teslim etmiyor her şeyi en azından. Merhaba Bre. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ya ben Tunceliyim. Ben de doğuştan beri CHP'liyim. CHP devam. CHP devam. Bir sefer HDP verdim. Tamam. Çocuğum ısrar etti. Ya tamam dedim. Barajı açsın diye. Barajı açsın diye mi verdin? Tabii barajı açtı. O zaman öyle, yani geçen de barajı açtı yani hep. Onlar da ben niye derdim onu? Ya bakıyorum insanlara hor bakıyor millet. Yani bu memleket herkesin. Ayırtık yaptılar. Mesela ayırtmamak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden CHP? Neden CHP? Çünkü bu memleketi kurtaracak. Başkası kurtaramaz ki. Batmış yani burada biz bir saattir burada çok CHP çıktı. Yanlış yere mi geldik acaba? Niye? Sebep? Sandalye de beni gelen yazıyor burası. Ben anlamadım. Şu an Türkiye'nin hepsi CHP'nin peşinde. Öyle mi diyorsun? Bitti. AKP bitti abi. Bitti. Bitti. Peki. Bitti. Biz ama Sultan Gazi'ye gittik de öyle değildi. Ya vay sen inanma. 3-5 tanesine inan. O Sultan Beyli zaten açmış kendini. Açmış. Şeytan Beyli de adı üstünde. Şeytan Beyli. Öyle mi diyorlar? Tabii canım. soruları ben sorarım çünkü yasak bizim yoruma girmemiz. Niye? Sebep? Yasak. Sen de vatandaşsın. Vatandaşım ama burada söyleyemem. Sen başka gün benimle röportajı söylerim. Tamam ben alayım ben sana sorayım. Kamera bizim. Teşekkür ederim. Vallahi sol partiye veririm. Sol hangisi abi? Yani ben genelde CHP genelde. CHP vereceksiniz. Bir gerekçeniz var mı? Neden CHP? Bir sefer de o gelsin istiyorum ben. Deneyelim. HDP'ye veririz. Kime vereceğiz abi? Demokratik Partisi. Ne için HDP? Öyle. Tamam. CHP verir. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? Çünkü CHP doğrudur, çalışıyor. Ondan sonra CHP. HDP abi. Halkların Demokratik Partisi ne için HDP? HDP Halkların Partisi olduğu için, ayrımcılık yapmadığı için, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepsi bir olduğu için, barıştan yana o bir parti. HDP veririm. Neden HDP? Bir HDP'li olduğum için HDP veririm. Hangi partiye vereceğiz? Evet. Vallahi herhalde bu 20 yıldır yönetene vermeyeceğiz, o bir kessin. Artık bunun değişmesi lazım. Tamam. Yeter yani. Tamam, seninle daha önce yapmıştık. Evet. Ben hatırladım, evet. Hı. Kime vereceğiz? CHP'yi deneyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden efendim? Ya yeter. Hep aynı adam. Şimdi bu insan babasını sarayda yaşamasını istemezler. Ama birini getirdiler, saraya koydular. Ülkenin ekonomisi... Efendim bir cumhurbaşkanımızın lüks, güzel bir yerde olması iyi bir şey değil mi? Yani ya, çadırda mı yaşasın? Ya o lüks yaşasın. Ama yani dünyada örneği yok. Nasıl örneği yani dünyada... Var. Herkesin sarayı güzel. Ellese sarayı var, Kremlin sarayı var, binlercelik yani öyle var. Olsun ama şimdi Türkiye'de... İsraf olmasın, sarayda israf olmasın. İsraf olmasın, evet. Bir sarayın peki, bugün... Geçim nasıl? Hayat pahalı mı, ucuz mu? Biber 40 milyon bedava ya. Şimdi hayat çok pahalı baktığın zaman. Hayat çok pahalı. Ben mesela geçen sene 3000 TL maaş aldığım zaman geçinebiliyordum bir sene önce. Ama şu anda 6 milyon alsan bile geçinemiyorsun. Her şey... %200 artmış yani baktığın zaman bir petrol mesela 7 TL'ydi şimdi 23 üzerinde yani o yüzden her şeye yansıyor. Petrola bağlı her şey. AK Parti yönetemiyor mu abi? Aynen öyle yönetemiyor bence. Ne olacak ülkemiz? Ülkemiz ne olacak? Taze bir kan gelecek bu ülkeyi bataklıkta çıkaracak. Çıkarır. Çünkü ülkenin gelir kaynakları var. Sen hepsini başkalarına el altında verirsen olacağı da bu yani. Oyumuzu Halil abi CHP'ye vereceğiz. Neden CHP efendim? Ya CHP mazlumun yanında, doğrunun yanında, dürüstün yanında, haklının yanında. İyi Parti'ye verir. İyi Parti. Neden İyi Parti efendim? Efendim? Ne için? Sevdiğiniz için. Pazara gidemiyoruz onun için. Pazara gidemiyoruz. Evet. Yani anada, babada, dede, atada duyduk. Ya biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz yani. CHP. Atatürkçüyüz. Tabii ki. Neden CHP efendim? Anana babana gördüğün için mi yoksa iyi olduğu için? Hayır. Yani bir kurucu şey var tabii. Bir kurucu Cumhuriyet'in kurulduğu ilk dönemlerden kurulan bir parti, köklü bir parti. Cumhuriyet kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yani benimsediği o insan rozeti burada taşıyorsa ben gururla taşırım yani. Aynen. Kanımın son damlasına CHP. Kadar. Kanımın son damlasına kadar. Tamam. Evet, Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP. CHP. Neden CHP efendim? CHP dediğim şöyle yani projeleri, deyimleri biraz daha tatmin edici. Biraz evet daha tatmin. Kılıçdaroğlu tabii. Neden CHP? Seviyorum.
Onun biz çocukluğumuzdan beri CHP'ciyiz. Ailemiz bizi ile aşılamış. Ama Kılıçdaroğlu da bütün olan biten artık bilemem yine onun konuştuğuna göre. Fakire, fukaraya, çoluğa, çocuğa herkesin yanında. Herkesin. CHP'ye? Neden CHP? Çünkü CHP hak yemiyor. Haktan, hukuktan yana. CHP? Evet. Hangi parti vereyim? Siz bilirsiniz. Hangisine verirse biz ona veririz. Ben söyleyemem, bize yasak. Vallahi bilmiyorum ki. Sen bilmiyorum. Söyle. Hangisine verdin daha önce? Sıkıntı yok, biz gazeteciyiz, biz partici değil, televizyoncuyuz. Bizim için fark etmez. Ben parti bilmiyorum ki hangisine vereceğimi, bilmiyorum. CHP var, AK Parti var, HDP var. Birisini atarız ya. Kararsız mı diyelim şimdi? Şimdi kararsız mı diyelim? Kararsızım, bilmiyorum ki. Hangisi başa gelirse güzel, Allah fakire fukaraya yardım etsin de biz onu istiyoruz. Tamam, hangisini oy vereceksin? Hangisi olursa olsun Allah bize yardım etsin, olsun yardım etsin. Hayırlısı hangisi onu versin yavrum. Kılıçdaroğlu olmaz, daha kim olacak? Hiçbir partiye de vermem. Neden? Parti marti bana lazım değil. Tabii ki de Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Ya çünkü yıllardır işin içinde, yıllardır sevdiğimiz bir parti. En başta tabii Mustafa Kemal Atatürk Partisi. Nurlar içinde yatsın. Tabii, en başta. Nurlarımız, evet. Aynen. CHP. Neden CHP? Ya ülkenin durumu ortada. AK Parti'ye mi verecek şu durumda? AK Parti 20 yıldır uçurmuş ülke abi. Niye vermiyor? Nasıl uçurdu ya? Bir köprü, kilo. Yol, baraj. Köprüler, aha, yolları. Kafeler dolu diyorlar. Köprüler, yolları, barajlar güzel yaptı da memleketi 20 yıl, 24 yıl borçlandırdı. Borç ödüyorsun. Borçlandırdı, hem de borçlu korkunç derecede var. Borçlandı. Şimdi bize borcu mu ödeyeceğiz? Hayat nasıl abi? Hayat pahalı mı? Hayat çok pahalı. Aşırı derecede pahalı. Ben 45 yaşındayım, böyle bir hayat pahalı hiç görmedim. AK Parti yönetemiyor mu artık? Yönetemiyor. Abi burada çok CHP çıkıyor. Biz yanlış yere mi geldik? Bu sarı gazi niye böyle? Sancaktepe'nin gerçeğini o yansıtmıyor. Çünkü böyle olsaydı belediye CHP alırdı. Niye abi şimdi şöyle, şu anda CHP'lisi AK Partisi yok ki, en koyu yıllardır AK Parti'ye vermiş vatandaş da aynı benim görüşlerimi savunuyor şu anda. Kesinlikle mi? Değişti, kesinlikle değişti. Çok pahalandı hayat. Yani geçim çok zor yani. Millet İttifakı olarak yoksa Cumhur İttifakı olarak? Fark etme, siz kime söylersiniz parti olarak? Millet İttifakı'na veririm. İçinde hangi parti efendim? Millet İttifakı'nın? Millet İttifakı'nda 4 tane parti var. Daha ikisi girmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. CHP. Bir gerekçeniz var mı, neden CHP? Neden CHP derken, uzun bir yıllardır ana muhalefettir. Bir gelip görmesini istiyoruz. Yani deneyelim, bakalım yapabilecek. Bir deneyelim. Belki gerçekten çok güzel bir şeyler yapacak. Bir de uzun çok uzun bir yıllardır muhalefette olduğu için, o hırsla beslendiği için bence çok güzel şeyler yapacağını bildiğim için. Ben CHP'ye vereceğim. Hanımefendiye de soralım. Neden CHP efendim? Neden mi? Evet. Yeter daha bunu yaptı o. Uçurmadım ülkeyi, uçurmadım ülkeyi. Uçtu. Ekonomi uçtu, evet. Dibe vurdu. Her şey uçtu. Bütün ekonomi. Soyduruyor. AK Partiler diyor ki kafeler dolu, AVM'ler dolu, lokantalar dolu. Ya sen boş. Boş. O duruma iyi olanlar gidiyor. Bizim gibi fakirler gidemiyor. CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü Kılıçdaroğlu her şeyi yapacağını söylüyor. Biz de güveniyoruz diyorsunuz. Biz güveniyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Oyumuzu kime? Tabii ki. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Tabii ki. CHP veririm. Neden CHP? Sevdiğim için CHP. CHP. Dürüst olduğu için. Oyumu demokrasi için, çağdaş için, aydınlık için, bir Atatürk Cumhuriyet için CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. HDP veriyorum. HDP. Evet. Neden HDP? Ben Kürt olduğum için HDP veriyorum. Evet. Belli'dir. Öyle mi? Dur bir dakika, bir konuşalım. Kime? Erdoğan'a. Evet diyorsunuz. Çok mükemmel adamsın. Beğeniyor musunuz? Çok beğeniyorum. Bize bir öneriniz, düşünceniz var mı? Daha düşüncem mi? Şu anda yok. Şimdi sen Türkiye'nin halini biliyorsun. Öyle tamam. Sizin mükemmel bir programa devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. AK Parti'den hariç kim olursa vereceğim ben. Tamam ama kim? CHP mi? HDP mi? Yani ben HDP veririm şu an. Halkların Demokratik Partisi yazdık. Zor bir soru sordun. Aslında basit ama. Yok. Çok zor. Devlete, millete, vatana Allah'ın nasip etsin. Peki size göre hangisi hayırlı? Yarın olsa mesela hangisi hayırlı? Ona karar veremem ben. Kararsız diyelim. Çok hoş. İnsanlar değişiyor, çabuk değişiyor. İnsan çok nankördür. Eyvallah. Çabuk değişiyor. CHP'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden efendim? Neden? Çünkü bunun artık işi bitti yani. Cıvıttı. Ha böyle açık konuşayım. Cıvıttı yani. Sultan Gazi'ye dün gittik, %80 oyu var. Korkusun hepsi. Abi biraz buraya çek, biraz buraya çek. Hepsi korku. Neden? Neden onu seçtim, onu aldım. Biz haberi masa başında değil,
sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.